ve kalıbın içerisine alıyorum. Şöyle bir dilim göstereyim. Hem iç dokusunu görmüş olun. Gördüğünüz gibi gayet gözenekli, güzel bir ekmek olmuş. Herkese merhabalar. YouTube'un fırını Sanal Fırına hoş geldiniz. Bu videomda gluten oranı oldukça düşük, ekşi mayalı, yulaflı diyet ekmeği nasıl yapılır bunu öğreneceksiniz. Videoya başlamadan önce videomu beğenip paylaşmayı, kanalıma abone değilseniz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Kullanacağım malzemeler 400 ml su, 250 gram yulaf unu, 100 gram tam buğday unu, 100 gram ekşi maya ve 10 gram tuz. Önce suyu ve ekşi mayayı yoğurma kabına alıyorum. Ekşi mayam suyun içerisinde biraz sözülünceye kadar yoğurdum, karıştırdım. Şimdi unlarımı ilave ediyorum. Ve kaşık yardımıyla yoğuruyorum. Çünkü bu çok yapışkan bir hamur. Elimi vurmamaya çalışıyorum. Un, su ve ekşi maya birbirine güzelce karışıncaya kadar yoğurdum. Şimdi kapağını kapatıp yarım saat dinlenmeye bırakıyorum. Hamurum yarım saat dinlendi. Şimdi tuzu ve 10 ml kadar zeytinyağını ekliyorum. Tekrar yoğurmaya başlıyorum. Hamuru yoğurdum. Sadi. Buyur canım. Ve hamurumu zeytinyağıyla yağlamış oldum. Bu görmüş olduğunuz saklama kabının içerisine alacağım. Kapağını kapatıyorum ve dolabın artı 4 bölümünde, no frost bölümünde bir gün bekleteceğim. Yulaf ekmek hamurum tam 24 saat dolabın artı 4 bölümünde durdu. Soğuk mayalanma işlemini tamamladı. Bu arada kullanacak olduğum kalıp, kalıpsız olmaz bu çünkü gluteni çok düşük bir un bu. Kullanacak olduğum kalıp 9x9x14 debatında bir tost ekmek kalıbı kullanacağım. İhtiyacınız olursa videonun altına link ekleyeceğim. Oradan ulaşıp temin edebilirsiniz. Hamurumu çıkarttım. Hamurumu şöyle ve şöyle şekillendirdim ve kalıbın içerisine alıyorum. Üstüne şöyle ıslak fırçayla hafif ıslıyorum ve üstüne yulaf ezmesi atıyorum. Kapağını kapatıp oda ısısında mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum oda ısısında 3 saat mayalandı. Gördüğünüz gibi kalıbı doldurdu hemen hemen. Şimdi önceden ısıtılmış fırında buharlı ve fanlı fonksiyonda 275 derecede ekmeğimi fırına sürüp fırınımın derecesini 180 dereceye düşüreceğim. Ekmeğim 180 derecede 45 dakika pişti. Şimdi kalıptan çıkartıyorum. Size altını ve kenarlarını göstereceğim. Gördüğünüz gibi kalıp her tarafının homojen bir şekilde pişirme özelliğine sahip olan güzel bir tost ekmek kalıbına piştiği için bu şekilde oldu. Pişirdikten bir gün sonra dilimleyip tüketmenizi tavsiye ediyorum. Şöyle bir dilim göstereyim. Hem iç dokusunu görmüş olun. Gördüğünüz gibi gayet gözenekli, güzel bir ekmek olmuş. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni tariflerle, yeni videolarla görüşmek dileğiyle. Sanal Fırında kalın. Hoşça kalın.